gerçekten. Bayağı bence aşçı gibi böyle. Menüleri gerçekten çok basit ya. Ben şu an izledikçe fark ettim. Ya bence basit gerçekten basit. Alacaksın ıspanağı, tavuğa saracaksın, bu. E o zaten hamuru da bu şekilde kıvırdım, bu. Evet. Yani ben dün ciddi anlamda ya tamam iddialı değildim ama ciddi anlamda ter döktüm yani. Bugün yüksek puanlar alırsanız, ki burası zaten sizi strese sokmuyor. Rahat rahat çalışıyorsunuz. Ben gerçekten kendime yapılan haksızlığı dünden beri sindiremiyorum da hazmedemiyorum da. Gerçekten Zahide Hanım çok rahat çalışıyorlar. Dün burası car 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 konuşuyorlardı. Neden? Çünkü siz konuşmuyorsunuz ondan. Hayır ama kimse konuşmuyor. O zaman adam ayırıyorlar. Yani bir tek ben mi müdahale edeyim yani bu duruma? Haksızlığa bence herkes cevap versin. Dün ben bütün strese buraya laf yetiştireceğim diye orada yemeğimi de yapamadım ki. Böyle bir şey yok yani. Dün niye bana ötüyordunuz öyle yani? Ben anlamadım. Ben söylüyorum Esra, ben söylüyorum. Seni tenzih ediyorum da yani taraf mı tutuluyor? Her şeyi bırakın. Gerçekten arkadaşlar bakın, ıspanağı şey yapacak, tavuğu saracak, bitti. Kete ne demek ya? Hamur açtım, iki tane hamur açtım, kalktınız bir verdiniz yani. Ve şimdi de susmuş oturuyorsunuz. Demek ki hepinizde bir şeyler var. Onlar da çok rahat çalışıyor, stres altında çalışmıyor. Dün ben de eşim de, benim eşim çok nazik bir insandır, ona rağmen adamı sinir krizine soktunuz yani. Esra şimdi şöyle bir şey var, niye stres olayım ki? Niye ama ben niye dün stres oluyordum? Ama ben zaten işimi yapıyorum Esra, sufleleri herkes yapıyorlar. Açıyorum. Ben de dün yapıyordum işimi, ben de gayet yapıyordum. İster zor olsun, ben burada de dün gayet yapıyordum. Yani şöyle bir şey söyleyeyim Esra'cığım, burada heyecandan bir yumurta bile kıramayan var. Anladın tamam mı? İşte biz o heyecan neden oluyor biliyor musun? Sıkıntısız gidiyor diye bunu işitmek zorunda mıyız? Bizim tabii yaşımızın tecrübesine kaynaklı olabilir. Alakası yok Ahmet abi, çok strese sokulduk. Bak hemen girdin değil mi strese? Ben bir yaygara yaptım, hemen orada strese girdin değil mi? Ben sen de strese sok bizi. Ben bir saat boyunca girdim o strese tamam, orada. Tamam bir tanem, belki sen de strese sok bizi. Belki iki saat boyunca girdim. Bak girdim bile. Girdim tamam, işte. Tamam, girme, niye giriyorsun tecrübeliysen? Sen de strese sok bizi. Biz de strese girelim o zaman. Şimdi ben bir şey... Tamam bir tanem, sen sor sorularını, ben cevaplayayım. Ben sormayacağım, herhangi bir şey yani. Sormayacağım yani. Sor canımın içi, sor. Ne istiyorsan onu sor. Benim şu an size söyleyeceğim bir şey yok zaten. Gerçekten niye buradaki... yapamadı yalnız gönül. Evet. İlk defa şu anda eli ayağına dolaştı ve yapamadı. İşte dün bana onu yaptıkları için ben yapamadım. Ben de bu kadar rahat olsaydım ben de yapabilirdim. Biz Gönül ablaya bir şey söylediğimiz zaman bize cevap verişi tatlı dilli oluyor. Tamam işte sen tatlı söylüyorsun. Sen tatlı söylüyorsun. Dün benim... Aa 12 bin liralık mı? Üzüleceklerini bile muhabbete tamam, girmek istemiyorum. Tamam benim niye üzüleceğimi bile ama bile yapmak olayın istiyordun. Çok farklı. Ne alakası var benim olayımla onun olayı? Sen biliyor musun benim ne olayım var ya da ne olayım yok? Biliyor ben musun, bilmiyor musun? Arkadaşlar haksızlık yapmayın. Kimsenin haksızlık duygusuna onunla buna gelmedi. Ben haksızlık yaptığımı düşünmüyorum. Bir emek varsa eğer bunu yapamazsınız yani. Esra'm 4 kişi mutfaktan hamur açtınız. Tamam 4 kişi. Neden? Strese sokuldum çünkü. Sen benim emeğimi görmüyorsan ben de oranın emeğini görmem, senin emeğini de görmem. Bitti. Bu kadar. Yani yok masumları oynayıp, kimse bana masumları oynamasın. Hepiniz, hiçbiriniz de masum değilsiniz yani. Şu an hasrete bir şey söylüyor muyum? Hayır. Çünkü biz aynı strese hasreti de soktuk, hasret de aynı konuma girdi. Ama neden Gönül abla bu kadar rahat çalışabiliyor? Neden onu strese belki sokmuyoruz? Belki biraz rahatlatmış olabilir miyiz? Çaldığımız türkülerle, eğlencemizle, aynen, neşemizle rahatlatmış olabilir miyiz? Yani ben de heyecanlıydım biliyorsun. Benim size şahsınızla alakalı dediğim bir şey yok, yok ki şu anda. Tamam. Şahsınıza hiçbir şey söylemiyorum. Bak sen öyle yaptın, ben iyice yaptım. Hayır Gönül abla bak şahsına bir şey. Ben seni bu kadar strese soktum da yapabiliyorsan ne âlâ. Yap. İşte önemli olan bunu yapabilmektir zaten. Aynen. Ama ben seni rahat bıraktım da sen yapacaksan zaten hiçbir şey olmaz. Zaten herkes ben bu kadar, yapıyor bunu. Ben dün gerçekten çok strese girdim Zahide Hanım'a. Herkes üstüme geldi. Biliyorum. O hamur açılmışsa ben bir şey söyleyemem. Ben dün hamurumu açtım ama size yetiştireceğim diye. Ben gördüm, herkes gördü. Duymayacaktı o zaman burayı, yapacaktı. Buna bir şey söyleyemem ki ben. Dün beni ses tonunuzla bile sinir edip tahrik ettiniz ama bugün orası çok rahat çalışıyor. Çok rahat çalışıyor. Zaten herkes evine gittikten sonra çok güzel vicdan muhasebesi yapacak. Herkes yapacak. Dün bana yaptığınız haksızlığın haddi hesabı. Bu dün benim yaptığım yemekle kıyasladığınız zaman basit değil mi? Basit. Hem strese zaten girmiyorlar. Esra.
Ya gelin, yok, yok. Yani gelin, gelin. Şey yok, ben yok. Sadece yok, iki yok. Dakika konuştum aha. Biraz önce. Ahmet abi kıpkırmızı oldu. Yok abim. Hayır, yok. Oldu abicim, terledim bile. Gel, üstümüze gel. Sen zaten de ben bunu bitirdikten sonra... Gönül abla sen bitirdin, ondan sonra ben konuştum. ...diye tatlı yapacağım. Sen tamam mı? Bitti çünkü benim şu anda yapacağım şey bitti. Hamurşim bitti. Gönül abla ben senin şahsına zaten bir şey söylemiyorum. Tamam. Ben de deneyim sahibi değilim. Ben de ayrıyeten yük oluyorum. Ben dün her şeyi tek başıma sırtladım. Gerginliği... Esra burada çırpınıyor. Dün ben böyle çalışmadım. Herkes üstüme geliyordu diyor ya. Aslında bir yere kadar yaptı. Sonradan gerçekten işte Arap saçına döndü. Bir neler yaşadı Esra bir görelim. Ama şu an bu güzel görünüyor. Bu niye olmadı? Harcı sıcak koydum sanırım. Acele ettim. Sürem harcı yetinecek. Sıcak koyduğun için mi? Evet. Kesildi mi denir buna? Ne denir? Evet kesildi. Anladın mı şu an beni? Gülme dostuna. Gelir başına. Hayatım birinin bitmesi lazım bak. İki tane yemek yapacaksınız ama şu an daha elimizde pek bir şey yok. Pek bir şey değil, hiçbir şey yok. Ayşe Hanım da geldi ama kız bu niye böyle ayrıldı birbirinden? İtalya ay valla bilmiyorum, ağlayacağım İtalya şimdi ya. Anam dur daha kötü olur. Ama şey yani nasıl yapacağını bilmediğim yap için. Yap şunu. En azından yanlışı yok, keşfettik. Sinirlerim gerçekten çok ben bozuldu. Ben de inanamıyorum. Ben de böyle bir şey olacağını düşünmüyordum ama resmen oyunlarına geldim. Laf yetiştireceğim diye. Dalga geçiyorsun ya. Yapmadın abi ya, aynı böyleydi. Çevirdin şunu yapmadın. Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor, ne yapsam olmuyor. İnşallah sizinki olur ya. Olana da bahane buluyorsun yani, yapana da. Gönül ablayı güçlü rakip gördüler. Aman neyse, biz kaybedeceksek o kazansın da susalım. En azından hani sevdiğimiz çift. Ben de onların kazanmasını çok isterim. Ya gerçekten çok isterim. Ama işte ben kaybettim. Ya da kaybedeceğim, o benim güçlü rakibim, o zaman ben işbirliği yapayım, böyle bir şey öyle yok. Öyle mi düşünüyorsunuz? Zayda Hanım zaten ben yani ben gerekeni söylüyorum, ben Esra'ya da söyledim. Ben dedim gereken cevabı veriyorum, evet belki biraz şey yapıyorum ama biraz sonra daha da yükleneceğim. Ayşe abla inan sen zaten kibar cevaplar veriyorsun ama Gülüş ve eşin neden böyle? Aynısı, ben çok biz merak aynısı, ediyorum. Yok, biz... Ben orada hamur açmasına baktım, herhangi bir sorun yok, bir şey söyleyemedim. Ne diyebilirim peki ki? Arkadaşlar yemeğin tarifine de biraz bakalım, bu tarafa dönelim, çok koptuk şimdi. Ne yaptınız şimdi? Efendim şimdi ben tavuk sarmamı yaptım. Oo, sen bir tane hamuru bir olmamıştı, o hangisi o? Hiç belli değil çünkü çeviriyorsun onları. Şu biraz şey oldu, onu şekil verdik çevirdik. Ya şu an kötü bu hastalığı da ama kurtarılabilecek. Tabii tabii kurtarılabilecek, o zaten şöyle kesilecek ya. Ha daha kesilecek tabii mi bu? Tabii piştikten sonra kesilecek yumurta ama. Yumurta da mı sürdün? Tabii üstüne de yumurta sürüyoruz, ondan sonra fırına veriyoruz. Bu kabaracak çıtır mı? Çıtır. Evet çıtır çıtır ve peki. Kabarık oluyor. Peki bu tuzlu, tuzluya mı yakın oluyor? Tadı poğaça gibi oluyor. Peki. Ne tuzlu ne tuzsuz. Hemen ekmek fırına atıyor gibi. Musun? Hı? Ekmek gibi. Ekmek hadi gibi. At o zaman atacağım onu da fırına. Ha, bakın strese girince nasıl oluyormuş insanlar? Yani nasıl oluyormuş? Böyle oluyor değil mi? O zaman herkes hakkaniyetli ve dürüst olacak. Kaç derecede yapıyorsun? 170'te. Ekmek 170. Gibi. Aynı. Kaç dakika? Kaç dakika? Bir dün iki tane önüne şey koyuyorum. 20-25 dakika içerisinde pişer. Şu an koz verdiğinin farkındasın değil mi? Neyin kozunu vereceğim? İstenileni istenilen tarafa veriyorsun. Aman vallahi neyi neye verirsem. Sen boş versene. Oradan iyi davranıyorlar. Yani işbirliği tamam, gibi sen aynı. Davranma ama değil hayat aslında ve bak. İyi davranma değil, karakterlerin değil. Sorun şu bak. Saat daha kaç olmuş? Kaç dakikaları var? Kaç bitirdiler yani. Çünkü verdi. Strese girmiyorlar. Strese girmiyorlar. Ya kardeşim yok. Sen hamuru de açtı, aynı şeyi yaşadın ya. Bitti. Aynı şeyi yaşadın. Ya, yemeği, bu yemeği kendi mutfağında rahat bir şekilde yarım saatte yaparsın. Yarım saat işte yaparsın. Basit. Yani, basit çünkü ona ne bulabilirim? Ben hamuru açtı, hamuru yoğurdu. Dün benimki de zordu, ona göre yorum yapsaydınız. Keşke doğru değil mi İlhan abi? Doğru değil artı mi? Artı bir puan olarak. Ben haksızsam haksız da yani. Artı bir puan olarak hamuru güzel açtı. Ben bir şey... O yüzden bir şey diyemedik. Ben hamuru güzel açtı. Yük oluyorum. Yani üstüne haşhaş sözü i̇şte bitti. Yani günün, yemek basit. Buna ben ne kadar sadece Ayşe abla yorum atıyor arada bir. Orası susmuş yani. Ama hayatı dün bana çarçar. Şimdi ben size tatlı yapacağım. Tatlı yeriz, tatlı konuşuruz, olur mu? Bizim şimdi şu anda menümüz bitti. İkisini de fırına verdik. Daha çok zamanımız olduğu için bir de tatlı yapacağız. Biz de yapardık onu. O sorun değil. Yani. Bizde de o yemek olsaydı biz de yapardık. Burada şu an yemeğin süresi hele değil. Hele bence onu ben oğlum senin yaptığın kedi deli tatlısıydı ya. Çok güzel yani. Ama. Yok. Çok güzeldi çok güzel. Ama senin benim menüme eğer
eğer şu an hani zayıf dersen sen yok, ona basit senin menüde ben basit zayıf demiyorum. Yani zaten. Diyor. Yok, ben zayıf demiyorum. Lezzet açısından da daha yemeğin tadına bakmadım. Tabii tabii demez. Zayıf demek lezzet açısından değil. Ben basitliğinden bahsediyorum.